Arkadaşlar merhaba. Bugün size altın değerinde bir tavsiye vereceğim. Tavsiye değil, hiç durdurma. Arkadaşlar merhaba. Bugün size altın değerinde bir tane tarif vereceğim. Neden altın değerinde? Bu vereceğim tarifi fasulye plaki tarifi olacak ama bu tarifi nohuta da uyarlayabilirsiniz. Benzeri baklagillere de uyarlayabilirsiniz. Yani bunu alıp sadece içinde koyduğunuz temel malzemeyi değiştirip birçok farklı baklagile uyarlamanız mümkün. Peki, şimdi ne dedik? Fasulye plaki. Şimdi bu torbada gördüğünüz gibi benim donmuş kuru fasulyem var. Şimdi kuru fasulye bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi pişirmeden önce suda bekletmeniz gerekiyor. Bunu işte bir tane kaseye koyun. Üzerine 2-3 bardak geçecek kadar su ekleyin. Ve geceden onu suda şişmeye, suyu çekmeye, içine almaya bırakın. Ertesi gün göreceksiniz ki hacmi işte 2-2,5 katına çıkmış olacak. Suyunu süzün, fazlalık olan suyunu bir torbaya koyun. Pişireceğiniz zamana kadar saklamak için. Ben donduruyorum işte süzdükten sonra o şişmiş haliyle. Ve kullanacağım kadarını işte buradan alıp yemeğe katıyorum. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Şimdi bu donmuş hali, dediğim gibi suyu çekmiş hali. Bunun yanında başka ne kullanacağız derseniz domates. Ben çok fazla yapmayacağım için az malzeme var burada. Bir tane domates, iki baş sarımsak, bir adet soğan, biber salçası, domates salçası ve zeytinyağı. O zaman isterseniz malzemeleri saydık, hemen tarife başlayalım. Önce ne yapacağız? Soğanımızı doğrayarak başlayalım işe. Burada kes istersen, doldurabilirsin. Hızlı şey yapacağım, böyle dırırırırt diye yöneteceğim. Peki, soğanı ve sarımsağı dilimledik. Bunu şuradaki tabağa alacağım şimdilik. Şimdi de domatesi dilimleyeceğim hızlıca. Peki arkadaşlar, şimdi soğanı, sarımsağı kestik, domatesi dilimledik. Pişirmeye hazırız. Burada bir parantez açayım. Bunu istiyorsanız et de ekleyebilirsiniz. İşte kuşbaşı et veya kıyma, tavuk, ne varsa elinizde onu da ekleyebilirsiniz. Ben bugün vejetaryen modelini yapıyorum. Et koymuyorum. Ama pişirme felsefesi aynı. Şimdi pişirirken belli bir sırayla yapacağız bunu. Çünkü lezzeti değişebiliyor. Benim hoşuma giden yöntemi anlatacağım size. Önce yağ koyacağız. Ondan sonra yağda 2 kaşık kadar yağ koyacağız. Soğan ve sarımsağı kavuracağız. Eğer et varsa, et tavuk varsa ondan sonra onu atacağız içine. Etleri işte kahverengi olana kadar kavuracağız. Ondan sonra salçayı koyacağız. Biber salçasını, domates salçasını. Onu birazcık kavuracağız. Ondan sonra domatesi atacağız. Ve en son malzememizi atacağız. İşte kuru fasulye veya nohut, her ne varsa. Peki, işe başlayalım o zaman. Ben ocağımı yakıyorum burada. Dediğim gibi 2 kaşık kadar zeytinyağı dökeceğim bunun içine. Tahta kaşıkla. Ve bu zeytinyağı kızana kadar birazcık bekleyeceğim. Çok da beklemeye gerek yok çünkü biliyorsunuz zeytinyağı ısıyı fazla sevmeyen bir yağ. Çok hafif ısınsa yeter. Ateş de çok yüksek olmamalı. Orta ateşe getirdim ben onu. Ne demiştik? Önce soğan ve kesilmiş sarımsağı ekliyorum içine. Gördüğünüz gibi. Evet, bunu da içine döktük. Tabii tuz olayını size bırakıyorum. Ne kadar tuz seviyorsunuz, sevmiyorsunuz bilmiyorum. Ben çok tuzlu yemem genelde. Ama biraz kavururken içine atarım tuzdan, çok az bir şey. Ve onu da bu aşamada ekleyeceğim. Göz kararıyla birazcık ekledik içine. Şimdi bunun ısınıp sesler çıkartmasını bekleyeceğiz. Biraz karıştıracağız ve kavuracağız pembeleşinceye kadar. Evet arkadaşlar, bu kıvama geldi, gördüğünüz gibi iyice kavruldu. Ben şimdi salçayı ekleyeceğim hızlıca.
1 kaşık domates salçası, 1 kaşık da dediğim gibi biber salçası atıyorum içine. Lezzet vermek için. Biraz daha kavurmaya devam ediyorum. Kavrulan soğanın lezzeti ve kokusu biliyorsunuz inanılmaz güzel, iştah açıcı. Benim de ağzım sulanıyor şu an. Peki. Sırada ne dedik? Domates var. Domatesi getiriyorum. Bu arada arkadaşlar ipucu size, yemek yaparken mutfağa dağıtmamak, ortalığı kirletmemek de ayrı bir meziyettir. Ona da dikkat edin. İşiniz bittiği zaman ortalık savaş alanı gibi olmasın. Bu önemli. Bunun temizlemesi var çünkü bir de sonradan. Evet, pişme sesi biraz azaldı. Domates soğuk olduğu için ve sulu olduğu için ısıyı düşürdü. Birazdan yine o sesleri duymaya başlayacağız. Dibini tutmaması için ben arada karıştırıyorum bunu. Peki. Bundan sonra pişmeye devam edecek. O yüzden fasulyemizi, kuru fasulyemizi koyuyoruz. Dediğim gibi bu donmuş halde. Ortalığı dağıtmayalım dedim. Ben kendim dağıttım. Bunu ben elimi sokmayı pek sevmem genelde ama bu sefer maalesef gerekecek. Merak etmeyin, yere hiçbir şey düşmedi. Bunu arkadaşlar donmuş olduğu için az bir şey su ekleyeceğim, yoksa bunun çözülmesi zaman alacak. Normalde dolaptan çıkartıp bekletirsiniz. Ondan sonra koyarsınız. Ben bekletmediğim için donuk halde. Şimdi buna biraz su ekleyeceğim ben. Gördüğünüz gibi şu suyu döküyorum içine. Hatta bir tane daha dökeceğim. Bunları da atalım. Bakıyorum. Ben biraz daha istiyor bu. Bakın şimdi çözülmeye başladı. Ama bu şekilde bırakırsak suyu azalacağı için çok koyu olur. O yüzden biraz daha su ekleyeceğiz. Şu parçaların tamamen su içinde kalmasını istiyoruz. Evet, çok daha iyi gördüğünüz gibi. Sonunu da attım içine. Ateşi biraz yükseltiyorum. Kaynamaya gelene kadar. Bütün parçalar, buzlar çözüldü. Aramızdaki buzlar çözüldü. Kaynamaya geldiği zaman kaynama noktasında kendi haline bırakacağım bunu. Kapağını da kapatalım ki daha çabuk kaynasın. Isı hapsolsun içeriye. Dediğim gibi biraz sonra kaynayacak bu. Kaynamaya geldiği zaman altını kısacağım. Taşmaması için yaklaşık 30 dakika, 45 dakika civarında kaynatacağım. Kontrol edeceğim. Eğer yumuşamışsa, daha da şişmişse hazırdır. Değilse bakın işte kafanıza göre 10 dakika, 15 dakika daha kaynatmaya devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 45 dakikadır pişiyor. Bu arada kontrol ettim bir iki kere ben. Ve inanılmaz acıktım. Şimdi bakacağız nasıl olmuş diye. Hızlıca bir şey söyleyeceğim. Pişerken arada kontrol edin. Hani 25-30 dakika sonra oldu mu olmadı mı diye, yumuşadı mı diye. Baktığınız suyu çok azalmışsa üzerine sıcak su, soğuk değil sıcak su biraz daha ekleyebilirsiniz ve pişirmeye devam edebilirsiniz. Çünkü bazen fasulyenin türüne göre daha çok pişmesi gerekebiliyor. Bunu kendiniz ayarlarsınız. Hemen gösteriyorum size, bakın. Gayet başarı dolu görünüyor. Hatta buradan bir kepçe alalım. Bir iki kepçe. Ve bakalım nasıl olduğuna.
Gayet güzel görünüyor. Bu şekilde koyuyorum. Ve bildiğiniz gibi biz baklagilleri çok seviyoruz. Fasulyeyi de çok seviyoruz. Bol miktarda lif, kaliteli bitkisel protein deposu ve güzel bir karbonhidrat kaynağı. Makrolarınızın çoğunu alabileceğiniz harika ve kaliteli bir kaynak. Yapması kolay, masrafı çok düşük ve sağlıklı ve güzel bir seçim. Herkese afiyet olsun.